Canlarıyla, canlarıyla hatırlayın. Yani ordu donatılacak, düşman kapıda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim infak edecek deyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu ve arda bütün malını getirdi, geldi. Allah Resulü şöyle baktı kendisine. Ya Ebu Bekir, ailene ne bıraktın? Ebu Bekir'in o müthiş sözü. Dedi ki, ya Resulullah, önce Allah, sonra sizi bıraktım ya Resulullah deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duygulandı. Gözleri doldu. Ömer malının yarısını getirdi. Osman işte birini getirdi. O bu şekilde Talha ve diğerleri hepsini getirdi. Gerektiği yerde malını Allah yolunda harcayacaksın. Tasadduk ettiğin, yediğin malı senindir. Diğerleri senin değil. Yarın damat yedir, parayı alıp gider. Değil mi? Tıpkı bir işte kişi gibi. Evine 6 ayda bir kilo et almaz. Çocukları beddua ederler ölsün diye. Mirası paylaşsınlar. Cimri. Cimri de cimri var yemez. Ne oldu? Depremde o daireler, evler yerle bir oldu. Hepsi gitti. İşte bunlar senin eline gitmeden Allah yolunda infak et. Et ki orada önünde olasın. وَجَاهَدُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ İşte اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّٰهِ İşte iman edenlerin gayesi bu saymış. Yoksa Ebu Bekir niye malını getirsin hepsi? Niye Ömer getirsin? Niye Osman getirsin? Niye üçte birinin yarısını? Bunlar deli mi? Hayır. Yüce Allah'ın rahmetini elde etmek için. اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah gafur rahim. Günahları affedendir. Yani dünya dolusu günahlarla gelsen, şirkle gelsen Allah tövbe ettiğinden dolayı bütün günahlarını affeder. Şirk işlemiş olabilirsin ama tövbe et. Hani illa men tâbe ve âmene ve amile amelen sâliha. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Bak, kim iman edip, tövbe edip ve salih amel işleyenler, geçmişte yapmış oldukları bütün günahları Allah iyiliğe çeviriyor. Gördünüz mü? Allah'ın rahmetinizi görüyor musunuz? Yapmış olduğunuz zina, faiz ve diğerleri tövbe ettiğinden dolayı İyiliğe çeviriyor Allah. Ve kâne Allahu gafurur rahîme. Allah gafurdur, rahimdir. Rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır. La ilahe illallah. Bir soru daha soruyorlar. Yes'elûneke anil hamri vel meysiri. Sarhoşluk veren maddelerden sana soruyorlar. Bir de el-meysir kumardan. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem azı da çoğu da haramdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Geçenlerde hocam diyor ben bir düble içersem sarhoş olmuyorum diyor. O zaman madem ki aklımı kaybetmiyorum o zaman bunda bir şey yok diyor. Akıl aklını kullanıyor. Bu dindir. Buna akılla giremezsin. Neyle gireceksin? Delille. Bakın burada açık bir ayet var. Sen nasıl böyle yaklaşıyorsun? Nasıl? La ilahe illallah. Yes'elûneke anil hamri vel meysiri. Sarhoşluk veren şeylerden ve kumardan sana soruyorlar. Ey Resulüm. Ve zaten el hamr himardan geliyor. Himar başörtüdür. Başı örttüğünden dolayı. Bu içki içen olan bir kişi başı örtmüyor mu? Hatta sarhoş olmasan bile bir damla bile içsen bu haramdır. Me ekserhu ve kalilu haram diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çoğu haramsa azı da haram. Sarhoşluk vermese bile. Vel meysir kumar aynı şekilde kumar da geçenlerde bir kardeşimiz hocam ne?
Öyle hocam diyor, gülüyor. Ne? Diyor ki bir vuruşta diyor, ben 150 bin TL kazandım diyor. Vallahi onun hayrını göremezsin. Göremezsin. Çünkü o mazlumun hakkıdır. Mazlumların paralarını alıyorsun. O diyor ki ben dün işte 40 bin TL. O diyor ki ha kumarcılar. Kumarcı beni buluyor. Bazen yanlarına gidiyorum işte ders yapıyoruz. Ne yapalım? Onlara takılmak lazım. Hakkı anlatmak lazım. Eğer biz bunlardan kaçarsak ne olacak? Değil mi? İşte bunlardan sakınmak lazım. Bunlar haramdır hepsi. Hepsi haramdır. İşte ya Muhammed sana bunlardan soruyorlar. Kul fihime ismun kebir. Bu içkide yani ve kumarda her ikisinde günah vardır diyor. Büyük günah vardır. Ve menafi'un linnas. İçkide aynı zamanda bazı menfaatler var diyor. Ne menfaat? Ekonomik menfaat. Alimler diyor. Eskiden bu biliyorsunuz içki 4 aşamalı ile haram kılındı. En son innemel hamru vel meysir rijsun min amel şeytan diye Allah onu yasakladı. Ve yasaklanınca Medine sokakları sel gibi böyle içki akmaya başladı. Bazıları dediler ki ya niye döküyoruz, satalım, istifade edelim. Yok dediler ki. Yok. Allah Resulü bunu bu şekilde bize emretti. Madem ki ayet indi, o zaman satması da haram. Yani ondan gelecek gelir haramdır diye bu şekilde döktüler hepsini. Çünkü kazançları bunlardandır. İçki yapıp satıyorlardı. Haram değildi daha o zaman. Ve ismuhuma ekberu min nef'ihima. Bakınız, zararı faydalarından daha büyüktür. Allah diyor. Ve yes'elunke maza yunfikun. Ey Resulüm, tekrar soruyorlar. Karşılıksız olarak neyi infak edecekler? Neyi harcama yapacaklar? Soruyorlar. Kul ya Muhammed, dedik ya işte. Hemen eğer sordukları zaman Resulullah biliyorsa cevap veriyor. Bilmiyorsa Rabbi ona bildiriyor. Kul ya Muhammed el-af. Paylaşabilen, paylaşılabilen ne varsa, hayır adına ne varsa infak etsinler. İnfak etsinler. La ilahe illallah. Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayat. İşte sizi çepeçevre kuşatan, sizi yoktan var eden Allah ayetleri apaçık bir şekilde sizlere açıklıyor. Açıklıyor. Şunu değineyim. Hani infaktan bahsettik ya. Ve dün saymıştık işte kime lil akrabun, yoksa burada mı gelecek? Bir dakika. Yok, onu dün almıştık. Dedik ki kime ilk önce infakta bulunacağız? Önce anneye, babaya, akrabalara. Yani harcama. Zaten zekat, sadaka onlara düşmez. Yani sen mecbursun, onlara bakacaksın. Harcama yaptığın zaman lil valideyn. Ondan sonra vel akrabin. Akrabalar. Mesela çocukları. Adamın çocukları konteynerde kalıyor depremden. Adam gidip başka yerde 250 bin TL bir derneğe bağışta bulundu. Yahu tamam. Ver, verme demiyoruz. Ama çocukların daha evladır. Daha evladır. Vermez. Niçin? Kızmış onlara. Ya şimdi kızmanın sırası mı? Sen zaten Allah için vereceksin. Allah için vereceksin sen. Sen ne yapıyorsun? Zaten niyetin ihlaslı değilse Allah onu kesinlikle kabul etmiyor. İnfak et. İnfak et. Lil-akrabun. Anne baba lil-akrabun. Vel-yetame vel-mesakil vebn-i-sebil. Değil mi? Sırayla Allah tebareke ve teala bunları söylüyor. İşte kezalike yubeyyinullahu lekum. الآيات الله size ayetleri bu şekilde açıklıyor. Niçin? لعلكم تتفكرون. Düşünmeniz için. Nerede ya Rabbi? في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. Hem dünyada hem ahirette düşünmeniz için.
Yani şu demektir. Dünya ve ahiret hakkında tefekkür etmenizi davet ediyorum Allah. Emrediyorum. Tefekkür edin ya. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğimizi anlatırız, öyle mi? Yok. Boşunu yaratılmadınız. Kulluk ibadet için. Düşünün. Şu dağların nasıl dikildiğini, şu uçsuz bucaksız kainatın direksiz bir şekilde nasıl inşa edildiğini, aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı değil mi? Aynı su, aynı toprak, aynı şeyler. Su aynı, toprak ayrı ama çeşit çeşit tatlar Allah yerden bitiriyor. İşte bu yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor Allah. Ondan dolayı düşünün fe'tebiru ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri, ibret alın. Düşünün, Allah tebareke ve teala buyuruyor. Herkes ona göre ibadetini yapsın. Bunları söyleyen sıradan biri değil, seni yoktan var eden senin Rabbin bunları söylüyor. Allah sana söylüyor. Ve yes'elûneke mâzâ ve yes'elûneke alil yetâme. Yetimlerden sana soruyorlar. Dün yetimlerden bahsettik. İşte aleyhissalatü vesselam'a sorulunca dedi ki es-sa'i al-armalati al-armala vel-eytam kel-mucahid fi sabilillah. Yetimlere ve dul kadınlara, kadına kol kanat geren, onlara yardım eden bir kişi sanki Allah yolunda cihat etmiş kadar sevap almış olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kul ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem islahun lehum hayr. Haklarını koruyun. Koruyun. Bu daha hayırlıdır sizin için. Dedik ya işte. Bir adam öldü. Yenileri. Yengesini aldı. Küçük çocuklar, malları vardı. Onlar bakamaz diye onları aldı. Çalıştırdı. Ondan sonra üzerine yattı, vermedi malları. Ve dua diyorlar çocuklar. Adam öldü. Allah rahmet etmesin diyorlar. Mallarımız iyiydi. Git. İki kuruşluk dünya. Ne ki? Bunun cezası var ahiret. Keşke etmeseydim ama keşkenin faydası yok. Ya. Mazlumlara ağlattın. Yetimlere ağlattın. Ağladıkları kadar on mislini, yüz mislini ağlayacaksın orada. Yapmış olduğun bu cürmün ne kadar büyük olduğunu göreceksin. Dünyada tövbe etmedin. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ Mutlaka cehennemi göreceksin orada. Allah yani dilerse affeder ama burada mazlumun hakkı var. Anne diyorlar ki delillerden çıkarak orada sırf la ilahe illallah dediği için adam kalbinden şirk koşmamış, azabını görecek, cennete girecek diyor. Ama neyden sonra? La ilahe illallah. Kul islahun lehum hayır. Ama mallarını koruyun işte, kol kanat gelin onlara. Ve in tuhalituhum fe ihvanikum. Eğer aranıza alırsanız şunu bilin ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Yani mallarınıza riayet edin, onları üzmeyin, üzenleri yani engel olun. Yani onlara bakın demek istiyor. Vallahu ya'lemul mufside minel muslih. Ama unutmayın ki Allah işleri bozan ve işleri düzelteni de bilir. Yani iyi ise iyi, kötü ise kötü, kim ise Allah mutlaka bunu bilir demek istiyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ Bakınız, Allah dileseydi sizi zora sokardı. Yani burada hükümler, başka hükümler, zor hükümler getirebilirdi Allah. Ama bizi düşünerek يُفَصِّلُ الْاَيَاتِ Ayetleri apaçık bir şekilde bize açıklıyor. Zor değil bunlar. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah izzet sahibidir, yücedir, hakimdir. Hikmetle muamele edendir. Hikmetle ne yarattıysa hikmet üzere yaratır Allah Subhanahu ve Teala. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ
Ne kadar oldu? Şu ayeti alalım. وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ Müşrik kadınlarla sakın evlenmeyin. Ne zaman evleniriz ya Rabbi? İman ettikten sonra. İman. وَلَا اَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ Bakınız. Hakkıyla Allah'a tevekkül eden bir kadın, Allah'a ortak koşan müşrik bir kadından milyon kere, milyar kere daha hayırlıdır. وَلَا اَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ La ilahe illallah. Yani iman nedir? Bir, diğerleri hepsi sıfır. Değil mi? Sıfır yanına bin sıfır, gene sıfır. Ama iman birdir. La ilahe illallah. وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ Şayet yani bu kafir kadın fiziğiyle, güzelliğiyle, parasıyla, şöhretiyle hoşunuza gitse de. Gene mümine kadın ondan daha hayırlıdır. وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا Müşrik erkek, bakınız, mümin bir kadını asla evlendirmeyin. Avrupa'da bir arkadaşımız vardı. Kızını Yahudi birisine vermiş. Ya dedim ki caiz değil kafir. Ya diyor oğlum hocam. Birbirlerini sevdiler aldılar. Ama bu adam böyle gidince böyle değildi. Böyle değildi bu adam. Gerçekten namazından niyazından ama döndüğü zaman namazı bırakmış. Kızını Yahudi'ye verdi. Caiz değil. Ya oğlum diyor. Sevdiler birbirlerini aldılar diyor. Kur'an'dan haber yok. Sadece la ilahe illallah Muhammed Resulullah dille. Ne kadar fayda verecek? وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ Allah katında mümin bir kul, müşrik bir kuldan daha hayırlıdır Allah diyor. وَلَوْ كِي hoşunuza gitse, وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ hoşunuza gitse, اُولَٰئِكَ يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Mümin dururken, bakınız, kafiri tercih edenler var ya, hakkıyla Allah'a iman edenler dururken, kafirleri, inkarcıları, tercih edenler var ya, bunlar ateşe çağırıyor. Ateş. Vallahu yed'u ilel cenneh. Allah da cennete çağırıyor. İlâ dâris selâm. Vallahu yed'u ilâ dâris selâm. İlâ dâris selâm. Veya ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الله أكبر ateş mi cennet mi yani aklı var olan düşünür tefekkür eder fe'tebiru düşünün Allah diyor Vallahu yed'u ilel cenneti vel mağfireti bi'iznih Mağfira bağışlamaya çağırıyor. Rızasıyla bi izni emriyle. Ve yubeyyinu ayatihi linnasi. Bakınız burada evrensel bir mesaj var. Bütün insanlara, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, putperest olsun hepsine ayetlerini açıklıyor. Gelin iman edin. Bunu şansa bırakmayın. Leallehum yetezekkerun. Belki ibret alırlar ve düşünürler Allah diyor. Ya Rab, ne büyüksün ey Allah. Rabbim, bütün insanlara hidayet etsin. Rabbim, bizleri hakkıyla Kur'an'ın gölgesinde yaşayanlardan kılsın ve bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Duralım. Yarın yes'elûneke anel mehîd diye ayeti alıp